bizim Kürt meselesinden çok önemlidir, biliyorsunuz. Ve o kadar önemlidir ki, Kürt meselesi, öteki meselenin hepsi ikinci mesele gibi kalıyor maalesef. Olay öyle değil mi? İlk yazdığı zaman hatırlıyorum ben, Amerika geldiği zaman Orta Doğu'ya İsmail Mektup yazdı. Bir yazı yazdı gazeteye. İşte Amerika'nın gelmesinden Türkler çok rahatsız ama Kürtleri Araplar, Türkler, İranlılar öldürüyor, Amerikalılar dur böyle bir meselesi yok dedi. Tabii bu hangi yanlıştan kaynaklanıyor? Şu yanlıştan kaynaklanıyor. Dünyaya bakış kompartmanlar halinde asıl temel bağlantı emperyalist dünyanın haritasına net bakmak olayı yok. Olmuyor. Bugün bakın Irak'ta 1 milyon insan öldürüldü ve hafifletilmiş şeyle uranyum bombaları atarak öldürdükleri insanlardan doğan çocuklar sakat, kör, çarpık, bunun da çaresini bulabiliyorlar. Olay öyle değil yani. Kaldı ki Kürtler evvela uzun yıllar da Ermenileri, Süryanileri, Nasrullileri, Asurlileri, Gezilileri resmen doğradılar, kestiler. Tarihin o bölgesinde çok büyük kalmışlar var. Onları şu anda ortaya koymak bir fayda getirmez diyor. Yani bu konuda bu bir kapanış konuşmasıdır. Yoksa yetersiz bir iki ilave söz söylemek midir? Onu bilemiyorum. Ancak ben söyleyebiliyorum. Söylenecek, anlatılması gerekli çok çok şeyler var. En başta bana bu fırsatı veren küçük aydın arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar diyorum ve bu olay böyle bir tek sinirle bitmez. Sürekli bu iş gündeme tutmalıdır. Doktor Hükmet, Nazım ve eskilere ait birçok insanlar var. Bunların hepsi tek tek konuşulmalı. Sebebi birkaç sene en azından bir veya iki defa mutlaka gündeme getirmeli. Tartışma havası sıcak durmalı. Hepiniz sağ olun ve bilmemek nezaketi gösterdiğiniz için. Geleceğini düşündükleri kadar Türkiye'nin geleceğini de düşünüyorlar ve Ermeni
Almanya'nın geleceğini, Türkiye'nin geleceğinden geçtiğinde çok iyi idrak ediyorlar. Türkiye demokratik dışınızsa Ermeni toplumun sorunları çözülse ne olur, çözülmesi ne olur, çok iyi biliyorlar. Bu entegrasyonu sağlamak. Üçüncüsü ise Avrupa'yı bir mutfak haline dönüştürmek diye arzu edenlerin gelip kendi yemeklerini kendilerinin pişirdikleri bir yer haline dönüştürmekti. Sayısız insan geldi Avrupa'dan. Onun için o yöndeki sınırlarımız da açık. Avrupa'nın kapısı herkese açık. Gelene de gidene de. Böyle bir şey yaptı Avrupa ve bunu da başardı. Daha başka yani haddini aşan bir fonksiyon işler üstlendi Agos. Yani bugün artık dünyada da tanınan bir gazete. Türkiye'de hemen hemen bütün kesimlerce tanınan bir gazete. Ben bu kadar kısa zamanda bu kadar popüler olmuş ve işlevini işlersel bir hacim yaratmış bir gazete daha olduğunu doğrusu düşünmüyorum. Yani bunu becerdik. Bundan sonra da emeklerimizi daha da aynı şekilde devam ettireceğiz. Demokratikleşme yolunda Türkiye'nin, demokratikleşme yolunda Ermeni toplumunun, sivilleşme yolunda Türkiye'nin, sivilleşme yolunda Ermeni toplumunun, şeffaflaşma yolunda Türkiye'nin, şeffaflaşma yolunda Ermeni toplumunun için ne gerekiyorsa, hangi güzelliği gerekiyorsa bunu vermeye devam edeceğiz. Bizim için dış fırtıcı diyebilirler, bizim için bildiğimizi, bütünlüğümüzü bozuyor Agos diyebilirler. Doğrusu Agos'un dış fırtıcı olması iyi bir şey Agos için. Zaten biz kışkırtmadan bu düzeni sarsılmayacağını çok iyi biliyoruz. Bu düzeni sarsmadan da bu düzeni yeniden düzenlemenin mümkün olmayacağını biliyoruz. Bizim görevimiz zaten kafaları karıştırmaktır. Ve sorular sordurmaktır. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. O bildir bütünlük raklarına da bunlar hoş görünmeli ama bizim karnımız fazlasıyla tok. Bunlar dayatmacı iktidarların, hükümetlerin, devletlerin sürekli kullandıkları laflardır. Birbirimizi, bütünlüğümüzü bozmayalım diye, birbirimizi, bütünlüğümüzü bozmayalım diye. Valla biz diyoruz ki eğer demokratikleşmek, parçalanmaktan, bölünmekten, ayrı ayrı düşünmekten, farklı farklı gruplar oluşturmaktan geçiyorsa biz buna da razıyız. Önce bir farklı düşünelim ki sonra ortak neler yaratabiliriz ona bakabilirim. Böyle birlik bütünlük adına demokratik davranma hevesimizi kurban edemeyiz. Yok böyle bir şey. Biz herkesten fazla gerçek birlik ve de bütünlük ne demek olduğunu da biliriz. Gerçek birlik, bütünlük dayatılan bir şey değil, yaratılan bir şeydir. Biz de ancak demokratik bir şey yaratabiliriz. Örterek birlik, bütünlük olmaz. Örterek birlik, bütünlük olmaz. Açığa çıkarak birlik, bütünlük olur. Yaşam böyle olur. Herkesi görsün bu toplumun muhafazakarları kimler? Çağdaş düşünenleri kimler? Doğru düşünenleri kimler? Herkes görür. Sen de şey söylemişti, grupsal olarak bu Türkiye'nin demokratikleşme süreciyle ilgilenmek için hocam. Türkiye şurada bu şekilde demokratikleşme sürecinden geriye adım atamaz. Siksaklar olacaktır, inişler çıkışlar olacaktır ama Türkiye'nin içerisinde yeşermeye başlayan iç dinamikler artık bence belirleyici direnç dinamikler. Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünü sonuna kadar zorlayacaklardır. Zaman zaman yenilgiler yaşayacaktır ama o süreç hiçbir zaman gerçek bir yenilgiyle bitmeyecek. Bir dergiye göre Yunan'da istiyorlamasından görüyorsunuz. Devam etsinler. Bakın biz ne kadar hoş görülüyoruz. Devam etsinler diyoruz. Bizi Yunan faşisti nitelendir. Ama onların benzeri bizim Ermeni toplumun içerisinde de var. Ben bazen onların da şeylerini görüyorum. Ukrayna'nın kemerinden ceza az bile idam edildiğini diyenler varmış. Dök olup gitmeli diyenler varmış. O müritler arasında özellikle bir mürit diye kastettiğim kişiler arasında. Önemli değil. Bunların hepsini biz anlaştık.
başa yaklaşacağız. Onlar da olacak, bunlar da olacak. Herkes kendi zihni, dinin daimini bu süreç içerisinde yapacak. İşte gerçek bir zihni dinin daimine girebilmemiz için, dine gelişine girebilmemiz için herkesin karşı fikre ihtiyacı var. Asıl önemli olan bu. Herkesin karşı fikre ihtiyacı var. Düşünce özgürlüğü açıdan çok önemli. İfade özgürlüğü açıdan çok önemli. Eğer bir insan kafasının içindekileri ifade edemiyorsa, yani boşaltamıyorsa, onun yerine gelebildiği gelmeyecek demektir. Onun için bırakalım herkes istediği gibi ifade etsin ki kafasının içi biraz boşalsın da yerine yeni bir şeyler gelip dolsun. Teşekkürler. Dinleyicilerinize selamlar. Komünist, sosyolog, yazar, doktor, bilim adamı ve politik eylemci Hikmet Kıvılcımlı'nın bu farklılıklarını ele almak ve tartışmak üzere düzenlediğimiz Hikmet Kıvılcımlı Sempozyumunu bitirmiş bulunuyoruz. Sempozyum bitti ama tartışmaların sürmesi sempozyumumuzun amaçlarından biridir. Bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Şu tabureyi alsak ya oradan. Şengül. Tabureyi oradan alsana şuradan. Arkadaşlar kitap almayan varsa dışarıda bir kez daha sempozyumun kitapları olduğunu hatırlatalım. Tekrar iyi akşamlar. 全部 sehpa tamam onu açın.